Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine Silikon Vadisi hakkında bir soru cevap günü. Çok teşekkür ediyorum. Bolca soru yolluyorsunuz bana. Ben de elimden geldiğince bunları cevaplamaya çalışıyorum. Bundan sonra da sorularınızı yine herhangi bir videomun altında, kanalımdaki herhangi bir videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Dediğim gibi diğer videolarda da söylemiştim. Bu yorumları düzenli olarak takip ediyorum. Ve sorunuzu gördüğüm zaman bir video olarak bunu çekmeye çalışıyorum. Şu ana kadar böyle Silikon Vadisi hakkında soru cevap şeklinde 7 tane video çektik. Eğer bunları da daha önce izlemediyseniz kanalıma gidip izlemenizi tavsiye ederim. Silikon Vadisi'ne nasıl gelinir? Burada hayat şartları nasıl? Maaşlar nasıl? Onun dışında startup şirket nasıl kurulur? Yatırım nasıl alınır? Bunun gibi böyle Silikon Vadisi'nde önemli konuları şu ana kadar kapsadık. Eğer bunlar ilginizi çekiyorsa önceki videolara da bakın. Ve bundan sonra da bu Silikon Vadisi hakkındaki videoları düzenli olarak haftada birkaç tane çekmeye devam edeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Hemen bugünkü soruya başlamak istiyorum. Yine çok güzel ve önemli bir soru ve enteresan bir soru. Startup şirketler çalışanlarına neden hisse veriyor ve bu hisse verme sistemi nasıl işliyor? Çok teşekkür ederim bu soruyu yollayan arkadaşımıza. Öncelikle biraz bu sistemden bahsetmek istiyorum. Yani sırf Türkiye'de bizim alışık olduğumuz bir sistem değil, yani Amerika'nın genelinde de çok alışık olan olduğumuz bir sistem değil. Tamamen bu Silikon Vadisi'nde teknoloji şirketlerinin uyguladığı bir sistem bu. Yani çalışanlarına maaş ve paradan ziyade paranın da yanında şirketten hisse verme durumu ve bunu yeni kurulan bir startup şirketten orta ölçekli startup şirkete ve artık tamamen büyümüş işte ne bileyim Google, Facebook boyutuna ulaşmış büyük teknoloji şirketlerine kadar birçok teknoloji şirketinde gördüğümüz bir uygulama bu ve bunun birkaç sebebi olabiliyor. Mesela ilk aşamada bulunan bir yeni kurulmuş bir startup şirket çalışanlarına yüklü miktarda hisse veriyor. Bunun ana sebebi şu: yeni kurulmuş bir startup'ı düşündüğünüz zaman daha çok fazla parası olmayabiliyor. Hem daha çok fazla yatırım almamış olabiliyor, kendisi daha ciro yapamıyor, para kazanmıyor olabilir. Ama yine de takımına yeni çalışanlar eklemesi lazım. Bunları belki az da olsa bir meblağda maaş verebiliyor. Ama asıl bu insanları nasıl ikna edebiliyor? Bunlara şirketten büyük hisseler vererek onların bu şirkete katılmalarını sağlıyor. Bu çalışanlar da bakıyor, diyor ki ya bu şirket enteresan bir şirket. İleride gerçekten ben bu şirkette çalışırsam bir katkı sağlayabilirim ve ileride hakikaten çok başarılı olur, değeri artar ve satılınca da belki milyon dolarlar bu elime geçen hisselerden elime geçebilir diye kazanabilirim diye düşünebiliyor ve maaşı çok yüksek olmasa da bu erken aşama startuplarını yüklü miktarda hisse karşılığında çalışan olarak girebiliyorlar. Bu iki taraf için de çok avantajlı oluyor. Neden? Hem startup şirket elinde çok fazla para olmamasına rağmen yetenekli insanları bünyesine çekebiliyor. Hem de yetenekli insanlar bu tarz böyle başarılı olması olası bir startup şirkete girip onu daha da ilerilere taşıyıp hem şirkete çok büyük paralar kazandırıyor hem de kendisi de hisse sahibi olduğu için şirket dolayısıyla yani milyon dolarlara kadar para kazanma şansını yakalayabiliyor. Ve az önce bahsettiğim gibi bunu sadece böyle erken aşama startuplar değil, herhangi bir teknoloji şirketi irili ufaklısından yani en büyük artık Google, Facebook boyutuna ulaşmış teknoloji şirketleri bile yapıyor. Peki bunu neden yapıyorlar daha ileriki aşamadaki şirketler? Çünkü o noktada artık çalışanlarına yüklü miktarda maaş verme olasılıkları oluyor. Ama bunun ötesinde bu yüklü miktarda maaş veriyorlar ve bunun üstüne hala yüklü miktarda hisse veriyorlar şirketlerinden. Peki bunu neden yapıyorlar? Bunun ana sebebi şu: çalışanınıza şirketten bir hisse verdiğiniz zaman çalışan o şirketin gerçekten bir parçası, hatta artık bir sahibi gibi hissettiği için, yani sırf maaşından öte onun için onu motive eden kazanabileceği bir şey oluyor. Yani diyelim ki çalışanınıza bir hisse verdiniz şirketinizden. Bu çalışan artık şu moda giriyor. Artık yani sabah 9 akşam 5 ben nasıl olsa çalışıp işte benden beklenen minimumu ortaya koyduğumda maaşım zaten yatıyor ve işimi koruyorum. Yani böyle bir iş güvencem var. Bu moddan çıkıyor, diyor ki ben artık elimden geleni bu şirkete vermeliyim ki
Hakikaten çünkü şirket başarılı olursa ben daha fazla para kazanacağım. Çünkü gerçekten hisse sahibi olduğunuz zaman bir şirkette şirket ne kadar başarılı olursa şirketin değeri o kadar artıyor. Şirketin değeri ne kadar artarsa sizin elinizdeki hisselerin de değeri o kadar artıyor. Ve bu hisselerden kazanacağınız para da o kadar artıyor. Bu yüzden sadece maaş bazlı, yani elimden gelen, yani benden beklenenin şu kadını yaptığım sürece zaten maaşım yatıyor. O kısımda bir sıkıntı yok. Yani kendinizi limitlemiyorsunuz bir çalışan olarak. Hakikaten elinizden gelenin en fazlasını bu şirkete veriyorsunuz ki elinizdeki hissenin değeri de o kadar artsın ve ileride o hisselerden çok çok daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Yani bu iki taraf için de yine çok mantıklı ve çok faydalı oluyor. Şirket için çalışanları gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. İşte sadece bunu bir iş olarak değil, bunu bir yaşam tarzı olarak görüyorlar. Çalışanlar da hakikaten emeklerinin karşılığını maaşın da ötesinde büyük meblağlar olarak kazanıyorlar. İki taraf da kazanmış oluyor. Benim de tecrübem gerçekten çalışanların motivasyonunu çok çok artıran bir şey. Ben de şu ana kadar çalıştığım startup şirketlerde, yani her çalışan gibi ben de hissemi aldım ve o yani hakikaten bambaşka bir duygu. Artık şirkete, kendi şirketiniz gibi çalışıyorsunuz ve öyle bir emek veriyorsunuz. Çünkü gerçekten ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı oluyor şirket. Ve sizin o startuptan kazanacağınız para kat be kat artıyor. Ve startup şirketler çalışanlarına çeşitli tiplerde hisse verebiliyorlar. Bunun iki tane ana yolu var ama bu dediğim gibi sadece iki ana yolu. Bunun birçok farklı yolu da olabilir. Ben sadece çok teknik detayına girmeden bu iki ana metodu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi restricted stock dediğimiz, direkt yani şirketin bir hissesini, bir miktar hissesini çalışana verme durumu. Ve genelde bu çalışana ne kadar bir hisse verileceği belirleniyor. Ve bu hisseler de hemen pat diye verilmiyor. Bu hisselerin bir vest etme süreci oluyor. Bu nasıl oluyor? Mesela örnek vererek anlatmak istiyorum. Diyelim ki siz bir startup şirkete girdiniz. Belirli bir maaşınız belli. Ve şirkete diyor ki bu maaşından ziyade, bu maaşından da öte sana diyelim ki 10.000 tane şirketin hissesini vereceğim diyor. Ve diyor ki ve bu hisseler 4 senede vest edecek diyor. Yani sen bu 10.000 hisseyi 4 senenin sonunda tamamını sahip olacaksın diyor. Ve bu zaman içinde vest ediyor. Bu terimi bu, vest etme. Ve diyelim ki 10.000 hisse 4 senede vest ediyor diyorsa her sene, birinci senenin başında 2.500 hisse hakkınız oluyor. İkinci senenin sonunda toplam 5.000 hisseniz, üçüncü senenin sonunda 7.500 ve dördüncü senenin sonunda da toplam 10.000 hissenin sahibi oluyorsunuz. Ve diyelim ki siz çalışmaya başladıktan şirkette 2 sene sonra şirket satıldı iyi bir değere. Ve diyelim ki işte 2 sene sonra satılırsa 10.000 hisse 4 sene vest üzerinden vermiş şirket. Yani 2 sene sonunda 5.000 hisseye hakkınız olmuş oluyor. Ve bu 5.000 hisseyi satma hakkınız doğmuş oluyor o satış anında. Bu nasıl oluyor? Bir şirket satılırken ya da halka arz edilirken her hissesinin bir değeri, değer biçiliyor. Diyelim ki hisse başına 10 dolar hisse biçildi ve sizin de o satış anında 5.000 hisseniz, hisseye hakkınız vardı. 5.000 çarpı 10 dolar, 50.000 dolar kazanma hakkınız oluyor. O 5.000 hissenizi 10 dolardan satıp 50.000 doları banka hesabınıza alabiliyorsunuz. Ve tabii bu hisse satışından kazandığınız para Amerikan hükümeti tarafından da vergilendiriliyor ve bu düşük bir vergilendirme değil. Genelde yaklaşık %50 kadar Amerikan hükümeti vergi kesiyor. Yani 50.000 dolarlık bir satış olursa sizin cebinize aslında ortalama 25.000 dolar civarı bir para giriyor. Yani sizin ne kadar para kazanacağınız, şirketten girerken ne kadar hisse aldığınıza ve şirketin ne kadar yüklü bir değerle satıldığına tamamen bağlı. Yani diyelim ki yine 5.000 hisseniz var. 10 dolardan satılırsa 50.000 dolar kazanıyorsunuz. Ama diyelim ki 100 dolardan satıldı hisse başına. O zaman 500.000 dolardan para kazanmış oluyorsunuz. O yüzden şirketin değerini siz elinizden geldiğince ne kadar artırabilirseniz o kadar fazla bu hisselerden para kazanırsınız. Bir başka metot ise direkt şirketler çalışanlarına hisseyi direkt vermek yerine hisseyi belirli bir fiyattan, düşük bir fiyattan satın alma opsiyonu veriyor. Bunun da adı stock options. Bu da çok kullanılan bir metot. Hatta direkt hisse vermekten ziyade özellikle daha startup ilk aşamalardaysa yani hissenin bir değeri yoksa bunu yapmayı tercih ediyorlar. Bu nasıl işliyor? Diyelim ki
Şirket yine size 10.000 tane stock option, yani hisse opsiyonu verdi diyelim çalışmaya başladığınızda. Yine 4 senede vest ediyor diyelim. Her sene başı, her sene 2500 stock option'ınız vest ediyor demek. Ve bunu size verirken diyor ki, bu bir satın alma opsiyonu hisseyi, yani hisse sizin olmuyor. Hisseyi bir satış anında ya da şirket halka arz edilirse belirli bir fiyattan satın alma hakkınız oluyor. Diyelim ki diyor ki size, ben sana bu hisseleri, bu 10.000 hisseyi vest ettiğim müddetçe 1 dolardan diyelim satın alma hakkı veriyorum diyor. İstediğin zaman sen bu vest eden etmiş olan hisselerini 1 dolardan satın alma hakkın oluyor. Ve diyelim ki yine 2 sene sonra şirket bir satıldı ya da halka arz edildi ve hisse başına 10 dolar fiyat biçildi. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor sizin için? Diyelim ki işte 2 sene geçmişti. 5.000 tane hisse opsiyonuna hakkınız olmuş oluyor, vest etmiş oluyor ve 1 dolardan satış hakkınız vardı. Ve hisse başına da değer 10 dolar olduğu için 10 dolar eksi 1 dolar sizin satın alma fiyatınız, 9 dolar arada kar etmiş oluyorsunuz. Ve 9 çarpı 5.000 hisse 45.000 dolar dan 45.000 dolar cebinize girmiş oluyor. Ama tabii şeyi de unutmamak lazım. Bu vergi öncesi fiyat. Yine Amerikan hükümeti bunu vergilendiriyor ve yaklaşık %50'si vergiye gidiyor. 45.000 doların yarısı 22.500 dolar cebinize giriyor. Az önce de belirttiğim gibi, ne kadar çok hisse alırsanız ya da o hisselerin fiyatı ne kadar çok yüksek değerlendirilirse sizin için o kadar iyi, o kadar fazla para kazanmanız olası. Ve şu farklılıktan da bahsetmek istiyorum. Eğer bir startup daha halka arz edilmemiş, yani özel bir şirket konumundaysa, size verdikleri hisselerin o an için bir değeri yok çünkü satamıyorsunuz. Ama diyelim ki mesela bir Google ve Facebook'u düşünün. Bunlar da çalışanlarına hisse veriyor. Ve bunlar halka arz edilmiş ve borsada hisseleri değiş tokuş yapılan şirketler. Yani Google size bir hisse verdiği zaman bu hisseyi direkt borsada bozdurabiliyorsunuz. Böyle bir fark var. Daha önce dediğim gibi bu, yani çalışanların aldığı maaştan üstüne çok daha fazla onların motive olarak çalışmalarını sağlayan bir metot ve bu startup kültüründe, Silikon Vadisi'nde çok yaygın bir yöntem. Yani ben şu ana kadar bu yöntemi uygulamayan bir startup teknoloji şirketi duymadım, öyle söyleyeyim. Bütün bildiğim şirketler, yani A'dan Z'ye bütün çalışanlarına bu şirketin bir parçası olma şansını hisse vererek sağlıyorlar. Ve gerçekten de güzel bir uygulama. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu soruyu soran arkadaşıma. Umarım elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Umarım güzel bir şekilde yanıtlayabilmişimdir. Ve kafanızdaki soru işaretlerini silmişimdir. Bundan sonraki sorularınızı herhangi bir videomun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve dediğim gibi bundan sonra da haftada birkaç tane bu Silikon Vadisi hakkında soru cevap videoları gelmeye devam edecek. Eğer ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.